اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Bugünkü tefsir dersimizde dört farklı konudan bahsedeceğiz. Birinci konumuz Bakara suresi ayet 155. Cenab-ı Hak istifadeyi evvela bana ve sizlere nasip etsin. Estaizu <Sessizlik> billah ve lenneblüvennekum yemin olsun ki sizi imtihan edecek. Cenab-ı Hak bu kelama yeminle başlamış. Yemin olsun ki ben sizi imtihan edeceğim. Bir şeyin bir şeyle ki minel havfi korkudan yani korkuyla. Başka neyle? Vel cûr açlıkla. Başka neyle? Ve naksim minel enval Mallardan noksanlaştırmakla. Başka neyle? Ve enfus nefislerden, canlardan noksanlaştırmakla. Ve semarat ve meyvelerden noksanlaştırmakla. Cenab-ı Hak bizleri beş şey ile imtihan edeceğine yemin etmiş. Ve le neblüvennekum. Bu adaki lam kasem lamıdır. Ve nun şeddelenmiştir ki manaya kuvvet katsın. Mana and olsun ki. Yemin olsun ki şüphesiz ki sizi imtihan edeceği şeklindedir. Beş şey. Açlık, korku, mallardan noksanlaştırmak, nefislerden noksanlaştırmak ve meyvelerden noksanlaştırmak. Bu ayeti kerimeyi seçmemin sebebi, alimlerin zekasını bir nebze de olsa gösterebilmek. İmam Şafi Hazretleri bir fıkıçı olduğu için, Ayet-i Kerime'ye biraz da fıkıh dürbünüyle bakmış. İki tane farklı görüşü kıyaslamalı bir şekilde takip edin. Hazin tefsirinde imtihan edileceğimiz korkudan maksat düşman korkusudur denilir. İmam Şafi der ki buradaki korku Allah korkusudur. İmtihan edileceğimiz ikinci şey açlık hakkında hazin tefsirinde bedenin aç kalması fakirlik denilir. İmam Şafi der ki açlıktan maksat oruçtur. Mallardan noksanlaştırmaktan murat yine hazin tefsirinde malın telef olması, yağma olması, çalınması, kaybolması vesaire zikredilir. İmam Şafi Hazretleri maldan noksanlaştırmak zekattır ve sadakadır manasını vermiş. Nefislerden, canlardan noksanlaştırmak hakkında yine hazin tefsirinde bundan maksat ölümdür bir kimse öldüğünde artık o candan noksanlaştırılmıştır denilmiş. İmam Şafii buraya hastalıklar manasını vermiş. Beşinci imtihan olacağımız şey meyvelerden noksanlaştırılmak. Hazin tefsirinde şöyle denilmiş. Meyvelerin sebzelerin, bitkilerin çekirge gibi diğer haşaratla ya da hortumlarla ya da başka sebeplerle helak olmaz. Ama İmam Şafi buraya öyle bir mana oturtmuş ki o makamda olmayan bizler 40 yıl düşünsek bu manayı çıkartamayız. İmam Şafi der ki meyvelerden noksanlaştırılmaktan maksat kişinin evladının öldürülmesi kişinin evladının canının alınmasıdır. Kimin evladı ölmüşse o kimsenin meyvesi alınmıştı. Çünkü insanın meyvesi onun evladıdır buyurulmuş. Şimdi ilk önce Hazin tefsirindeki manayı ayete yükleyelim. Sonra da İmam Şafi Hazretlerinin manasıyla bu bölümü tamamlayalım. And olsun ki sizi korkuyla, düşman korkusuyla, açlıkla, fakirlikle, mallardan noksanlaştırmakla, mallarınızın telef olmasıyla, yağmalanmasıyla, çalınmasıyla, nefislerden noksanlaştırmakla, ölümlerle ve meyvelerden noksanlaştırmakla tarlalarınızın, ekinlerinizin ve meyvelerinizin çekirge gibi afetlerle helak olmasıyla imtihan edeceğiz. Şimdi de İmam Şafii Hazretleri manasını kelimeler yükleyelim. Andolsun ki biz sizi korkuyla, Allah korkusuyla, Açlıkla, oruçla, mallardan noksanlaştırmakla, zekatla ve sadakayla, nefislerden noksanlaştırmakla, hastalıklarla ve meyvelerden noksanlaştırmakla, yani evlatlarınızı öldürmekle imtihan edeceğiz. Ve beşeris sabirin, ey habibim sen, bu musibetlere karşı sabredenleri müjdele. Ellezine izâ esâbettum musibetun. O sabredenlere bir musibet isabet ettiğinde, mesela aç kaldıklarında, mesela evlatları öldüğünde, mesela korktuklarında, mesela hasta olduklarında ve diğer bütün musibetlerde galu onlar der ki inna lillah. biz Allah'ın mülküyüz biz Allah'ın malıyız Allah bizim malikimizdir Allah bizim rabbimizdir madem biz Allah'ın mülküyüz ve madem mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder ve madem Rabbimizin izniyle bu musibet bize gelmiştir, Hoş geldi, sefa geldi derler ve devam ederler. Ve inna ileyhi Ve biz muhakkak ki Allah'a dönücüleriz. Bize isabet eden bu musibete sabrımızın mukabilinde Allah katında büyük mükafatlar bizler için vardır. Dolayısıyla biz bu musibetlere sabrederiz. Hem Allah'ın mülkü olduğumuz için, sahibimiz Allah olduğu için hem de ona döneceğiz. Bu musibetler mukabilinde Rabbimiz bize kemal rahmetinden nice hediyeler, mükafatlar hazırlamıştır. Bu da sabedenlerin sözüymüş. Şu anda aklıma Kadı Şurey Hazretleri'nin bir ifadesi geldi. Toparlayabilirsem. Diyor ki ben bir musibete dört defa şükreder. Bakın dikkat. Nimete şükretmiyor. Musibete dört defa şükrediyormuş. Bir, Allah o musibetten daha büyüğünü vermediği için. Bir gözü çıktı ya iki gözü çıksaydı bir eli kırıldı ya iki eli kırılsaydı arabasıyla kaza yaptı ya kendisi de ölseydi her musibetin daha büyüğü var. İşte Kadı Şüreyh diyor ki ben musibete dört defa şükrederim. Bir Allah o musibetten daha büyüğünü bana vermediği için. İki, Allah o musibete karşı dayanma kuvvetini, sabrı ihsan ettiği için. Ya Rabbimiz musibete dayanma kuvveti olan sabrı bize ihsan etmeseydi, o musibetle bizi karşı karşıya bıraksaydı ne yapardık? Bu manayı düşünüp sabredelim. Üç, musibetin ilk çarpma anında İlk geldiği anda inna lilla ve inna ileyhi raciun sözünü söylemeyi Allah bana nasip ettiği için diyor. Bu söz musibetin ilk çarptığı anda söylenmeli. Sevabı da o zamandır. Yani geçmişteki musibete bakıp bugün inna lillah ve inna ileyhi raciun desek bu sözü makamında kullanmış olmayız. Bu söz musibet ilk çarptı. O anda kişi Allah'ın memluku kölesi abdu olduğunu düşünecek. Allah'a kavuşacağını düşünüp bunu diliyle ilan edip sabır gösterecek. Ve diyor Kadı Şurey, şu sebepten de şükrederim diyor. Allah o musibeti benim dininde yapmadığı için. Ya musibet dinde gelseydi, ya namazı bıraksak, zekat vermesek, eli sünnetten çıksak, Allah muhafaza etsin. İslam dininden çıksak, yani dinimize musibetler gelseydi. Şük olsun ki musibet maddemize geldi, manamıza gelmedi. Bu sebepten de şükrederim. Acaba Kadı Şurey bir musibete dört defa şükrediyorsa daha büyüğü gelmediği için sabı geldiği için inna lillah ve inna iley raciun sözünü söylediği için ve o musibet dilinde olmadığı için acaba musibeti dört defa şükredebilen nimete Kaç defa şükrede sizler kıyas edin. Cenab-ı Hak bizlere de bizlere de musibete şükretmeyi nasip etsin. Musibete şükretmek büyük bir nimettir. Şükredemezsek de en azından sabretmeyi nasip etsin. Geldik ikinci bölümü. Bölümler konu ile birbirinden farklı. Yine Bakara suresindeyiz. Ayet 168 169 Ya eyyuhen ey insanlar kulu yiniz mimma o şeylerden ki fil ardi yeryüzündedir. Ey insanlar yeryüzünde olan şeylerden yiyiniz ama hangi şeylerden helalen helal olarak tayyiben, tayyip temiz demek. Temiz olarak yeryüzündeki helal şeylerden ve tayyip şeylerden yiyin. Ve la tettebi'u sakına tabi olmayın. Huduat-ı şeytan şeytanın adımlarına. Şey i̇şte bizim bu at kerimede, üzerinde duracağı bu nokta burası. Ve la tettebi'u huduvat şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın peki şeytanın adımları nelerdir İbn Abbas Hazretleri çok kısa bir tarif yapar ve der ki Kur'an'a uymayan her şey şeytanın adımıdır Kur'an'a uymayan her şey şeytanın adımıdır. Sakın ha, o adıma tabi olmayın. Diğer müfessirler şeytanın adımlarını altı basamakta maddelemişler genel olarak. Bir, şeytan ilk önce kişiyi kafir yapmak ister. Müşrik yapmak ister. Ateist yapmak ister. İlk önce İslam'ı ondan çalmak ister eğer İslam'ı ondan çalamazsa, Müslüman olmasına engel olamazsa, bu sefer ikinci adıma geçe. İkinci adım onu Ehl-i sünnetten çıkartmaktır. Onu mutezile yapmak ister. Onu cebge yapmak ister. Onu Ehl-i sünnetin dışındaki bir meşrebe mezhebe sokmak ister başarılı olamadı. O kişi hem Müslüman hem de ehli sünnet. Bu sefer şeytan üçüncü adıma geçer. Üçüncü adım o kişiye büyük günahlar işletmek ister. Zina yaptırmak, adam öldürmek, kumar oynatmak, anne babaya isyan etmek gibi günahları irtikap etmesini sağlar. Bütün planlarını üçüncü basamakta kişiye uygular. Muvaffak olamadı. O kişi büyük günah da işlemiyor. Bu sefer dördüncü basamağa geçer. Dördüncü basamak küçük günah işletmekti. Şeytan der ki madem bu kul büyük günah işlemiyor, hiç değilse ona küçük günah işleteyim o küçük günahlar bir araya gelirse zaten büyük olur. Eğer şeytan bu basamakta da başarılı olamazsa beşinci basamağa geçer. Beşinci basamak şeytan der ki madem ben ona ne büyük ne de küçük günah işletemiyorum onu mübah işlerle meşgul edeyim. Yani uğraşılmasında ne sevap var ne de günah. Hiç değilse onu ibadetten alıkoyayım. Allah ibadet etmesin. Böyle müba tabiri caizse boş işler peşinde koşsun. Eğer şeytan beşinci adımda da muvaffak olamazsa altıncı adıma geçer ki altıncı adımda şudur. Şeytan der ki madem ben ondan İslam'ı çalamadım. Eli sünnet itikadını çalamadım. Büyük günahlar işletemedim. Küçük günahlar işletemedim. Mübahlarla meşgul edemedim. Hala ibadet ediyor. O zaman hiç değilse ibadette daha hayırsız olanı daha hayırlı olanı. Faziletsiz olanı faziletli olana tercih ettireyim. Mesela o İlim tahsil edecek. Şeytan ona mani olamıyor. O zaman şeytan der ki hiç değilse itikat ilmini tahsil etmesin. Hiç değilse itikat ilmini tahsil Niye? En kıymetlisi itikat ilmidir. Der ki hiç değilse Kur'an'ı anlamasın. Ben onu başka bir kitapla meşgul edeyim. O zaman aziz cemaat şuna dikkat etmek lazım. Elhamdülillah şu an itibariyle Birinci adımda şeytan muvaffak olamadı. Biz Müslümanız elhamdülillah. İkinci adımda şeytan muvaffak olamadı. Ehli sünnetiz elhamdülillah. Üçüncü adımda inanıyorum ki şahsım değil ama şu anda bizi seyredenler içinde büyük günahlardan yılandan kaçar gibi kaçan kardeşlerim var. Şeytan onlarda ...üçüncü adımda da muvaffak olamadı. Dördüncü adım... ...şeytan onlara... ...küçük günah da işletemiyor. Şeytan bizimle belki... ...beşinci ve altıncı adımda... ...çok oynuyor. Bizi mübahlarla çok meşgul ediyor. İbadet yapacağımız zaman da... ...kıymetsiz olanı... ...daha kıymetli olanı tercih ettiriyor. Bu cihette dikkat... Cenab-ı Hak 5. ve 6. adımlarda da şeytanın adımlarına uymamayı bize nasip etsin. İnnehu muhakkak ki o şeytan lekum sizin için aduvvun mübin. Aduvvun bir düşmandır ki mübin. Mübin kelimesi lazım bir fiil olabilir, mütaddi bir fiil olabilir. Lazımsa mana şöyle olur. Muhakkak ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Eğer mübin, mütaddi bir fi mana şöyle olur. Muhakkak ki o şeytan sizin için düşmanlığını açıklayan, düşmanlığını ayan beyan ilan eden bir düşman. Cenab-ı Hak cümlemizi şeytandan muhafaza etsin. İnna ma yemukum bis su'i vel O şeytan size ancak suyu ve fahşayı emreder. Su kelime manası kötülük, fahşa da fuhuş. İbn Abbas Hazretleri der ki buradaki sudan maksat işlendiği zaman kendisine had cezası gerektirmeyen günahlar, Fahşa da işlendiği zaman kendisine had cezası, işte 40 değnek, 60 değnek sopa gibi had cezası gerektiren günahlardı. Başka bir ifadeyle o zaman şeytan size küçük günahları ve büyük günahları emreden, başka neyi emreder? tegulu ve demenizi emreder. Kim hakkında? Allah, Allah hakkında. Neyi dememizi emreder? Ma la ta'lemun, bilmediğini şeyler. Bakın, ayet-i kerimenin burasına çok dikkat. Şeytan, Allah hakkında bilmediklerimizi konuşmamızı emredermiş. Fesuban Allah. Şimdi televizyonlarda görüyorsunuz. Kahvelerde efendim görüyorsunuz. 3-5 gibi araya geliyor. Allah hakkında kişiler konuşmaya başlıyor. Fe evet. Ve Allah hakkında konuşurlarken de tek kaynakları, kendi akılları, nefisler ve vehimler. bana göre böyle. Fe subhanallah. Demek bana göre böyle sözü ve onun devamı şeytanın emretmesiyle söylenen sözler grubuna giriyor. Aman kardeşlerim sakın ha delisiz konuşmayın. Allah hakkında bilmediğiniz bir sözü söylemeyin. Çünkü Allah hakkında bilmediğimiz bir sözü söylemek şeytanın bir emridir. Allah bizi muhafaza etsin. Ve üçüncü bölüme geçiyorum. İfade etmişim dersimin başında. Birbirinden farklı dört bölüm. Şu anda üçüncü bölümdeyiz biz. Eğer vakit yeterse dördüncü bölümü de inşallah anlatacağım. Yine Bakara suresindeyiz. Ayet 207. Ve minen nasi men. İnsanlardan öylesi var ki yeşri nefsehu canını satıyor canını fe subhanallah yahu biz malımızı satamıyoruz can maldan bin defa daha kıymetli insanlardan öylesi varmış ki o canını satıyor Allah yolunda canını feda ediyor. Peki niçin? İbtiga mağzatillah. <laughs> Allah'ın rızasını talep etmek için. Subhanallah. Yani Allah ondan razı olsun. Allah ona kulum desin, o ona yeter. Vallahu ve ufun bil ibad. Allah kullarına çok merhametlidir, rauftur. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını talep etmek için canlarını satarlar. Bu ad-i kerimenin inişi hakkında benim bulabildiğim altı farklı görüş var. Ben sadece bir tanesini nakledeceğim ki en kuvvetlisi bu görüş. Bu ayet-i kerime Süheybin Rumi hakkında nazil olmuş. Cenab-ı Hak Müslümanlara hicreti emredince hicret farz kılındı. Müslümanlar Mekke'den Medine hicret ediyorlar. Hicretin farz kılınmasıyla artık Müslümanların Mekke'de ikamet etmesi yasaklanmıştı. Süheyb bin Rumi Hazretleri tam 100 yaşında buya dikkat. Tam yüz yaşında Mekke'den Medine'ye o zamanın şartlarını da hayal edin hicrete çıkıyor. Ve diyor ki madem Rabbim artık Mekke'de gecelememi yasakladı ben bir gece dahi Mekke'de kalamam. Tabii Mekke müşrikleri Müslümanların hicretinden rahatsız hicret edenlerin peşlerine düşüyorlar. Yolda yakalayıp mümkünse onları öldürüyorlar. Süheyb bin Rumi'nin kafilesi de işte böyle bir müşrik gruba denk gelir. Süheyb bin Rumi'den başka herkes öldürülüp şehit olur. Müşrikler Süheyb bin Rumi'ye teslim olmasını söyleyince Hadis Süheyb der ki Ey müşrikler topluluğu. Vallahi siz bilirsiniz ki ben içinizdeki en isabetli ok atıcısıyım. Vallahi şu elimdeki okları sizlere saplamadıkça ve şu kılıcımı savaşarak elimde kırmadıkça sizler bana sahip olamazsınız. Ben yüz yaşındayım, faniyim. Mekke'ye dönmem, Size faydası olmaz. Gidin benim evimin şurasında şu kadar malım var, altınım var. Hepsi sizindir. Beni dininle baş başa bırak. Söybe Rumi Hazretleri bütün malını onlara vermek karşılığında serbest kalır ve Medine'ye gelir. Medine'ye gelince de onu Hazreti Ebu Bekir karşılar ona sarılır ve der ki ya Süheyb alışverişin ne kadar güzel oldu. Alışverişin ne kadar güzel oldu. Süheyb'in ruhunu anlayamaz tabi. Ne alışverişi deyince ...Hazreti Ebubekir şu ayeti kerimeyi oku ve der ki işte bu ayeti kerime senin hakkında indi. İnsanlardan öylesi vardı ki canlarını Allah'ın rızasını talep etmek için satarlar. Allah kullarına gauftu. Çok merhametlidir. Kısadan hissemiz. Yüz yaşında o zamanın şartlarını düşünün. Çöl, kum, sıcak, develerle bir kısmını yayan Mekke'den Medine'ye gideceksiniz. Ümmü yapan kardeşlerim bilir. bizde klimalı otobüslerle Mekke'den Medine'ye giderken homurdanıyoruz. Evet, klimalı otobüslerle. Yüz yaşında olacaksınız. Ölümü göze alıp o yola çıkacaksınız. Yakalandığınız zaman da sadece Allah'ın rızası için Medine'ye ulaşayım. Müslümanlarla beraber olayım diyerek bütün malınızı fidye olarak kafirlere bağışlayacaksınız. İşte sahabeyi sahabe yapan da buydu. Cenab-ı Hak şu manaları bizim de gönlümüze yerleştirsin. Kardeşlerim dersimizde başlayalı yaklaşık bir yarım saat olmuş. Ben dört bölümden dersimi tasarlamıştım. Lakin şu anda ben bir hastalıkla imtihan oluyorum. Nefes almakta da bayağı bir zorlanıyorum. O yüzden inşallah bu dersimizi bu üçüncü bölümle tamamlıyorum. İnşallah dördüncü bölümü bir sonraki tefsir dersimizde sizlere naklederim. Rabbim Kur'an sohbetlerimizi kabul etsin. Bu sohbetleri hem benim günahlarıma hem de bizi seyreden bütün kardeşlerimin günahlarına kefaret yapsın. Bizler bu dersi anlatmaya ya da bu dersi seyretmeye sizler günahkarlar olarak oturuyoruz. Rabbim bizi günahı silinmiş kullar olarak bu dersten bu şekilde ayırsın. Rabbimiz bize merhametiyle, keremiyle muamele etsin. آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي تقبل منا بهمة الفاتحة